Arkadaşlar sizlerle bugün Farming Simulator'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bildiğiniz üzere bu bölgede 5 tane ağaç vardı. O 5 ağacı da kesip talaşa çevirdik ve inanılmaz miktarda talaş elde ettik. Diğer bir çerdiven nerede? Yarımda kalmış. Şu arpamızı. Bugün hayvan işine gireceğiz. İlk önce tabii hayvan işine girebilmek için tabii ki önce bir nakliye taşıma aracı almamız lazım hayvanları. Düşünüyorum ama koyun mu inek mi alsam diye. İlk başta ineğin bakımı daha kolay olduğu için yem olayı inek almayı düşünüyorum. O burayı boşaltırken biz de hayvan şeyimizi alalım. Hayvan taşıma aracımızı. Bu büyük olan. Şöyle bir araç var. Bu mod olarak indirdim bunu. 24.500. Bu da 24.000. Acaba bu kaç tane alıyor? Bu kaç tane alıyor? Diğeri zaten şey, bunu deneyelim biz. Satın alalım bakalım. Bize bir traktör lazım. Hayvanı satın alacağımız yer neredeydi acaba? Diğerini de sıfırlayalım bakalım. Remork olarak mı geçmişti o?
Şimdi haritamızdan hayvanları satın alacağımız yeri bir bulalım bakalım. Hayvan satıcısı burada. Yeri işaretleyelim. Oraya doğru gidelim bakalım. Şu an samanımız mevcut. İnekleri aldıktan sonra kuru ot ve çim yapmamız lazım. Ayrıca sıhhaç da yapabiliriz. Bunları sırayla yapmak durumundayız zaten. Ki verim alalım hayvanlardan. Yalnız çok ironik oldu. İnekleri almaya inek desenli bir traktörle gidiyoruz. Pek de planladığım ya da tasarladığım bir durum değil. Bu haritada ormancılık yapabilmek için oldukça fazla miktarda ağaç var. Tabii haritanın ama her yerine dağılmış durumdalar. Bu da tabii oyuna keyif katar yani. Sürekli her şeyi aynı yerde bulmak, her şeyin elinin altında olması belli bir zaman sonra bıkkınlık verir. Daha iyi bence. Biraz dağınık olması. Şuralarda da bir tane altın köşesi var. Büyük ihtimal. Bir tanesini alalım. Thank you.
Hayvan satıcımıza geldik. Şimdi römorkumuzu buraya yaklaştırıp hayvan alım işlemini gerçekleştireceğiz. Bunun ikonu nerede ya? İnek alacağız. Satın alalım bakalım. 9 tane alabiliyormuşuz. Onayladım. Evet diyelim. 9 tane ineğimize. Doldurduk. Hayvan taşımalar ineğimize. Başka araçlar. Buradaki gösterge neyi ne seçeceğim? Kendi çiftliğimize getirmemiz zamanımız geldi. Devam edelim. Sen kapan. Kazandığımız paralar oldukça da azaldı. 100 bin, 107 bine kadar düştü. Ama bayağı da sağlam ekipmanlar aldık. İşimize yarayacak. Ve nakde çevirdiğimizde güzel para edecek. Oldukça da şu an elimizde tohum ve talaş da var. Özellikle talaş bayağı fazla. Güzel para edecek. Fiyat artsın diye bekliyorum şu an. Fiyat borsası yükselsin diye bekliyorum. Bir talep olduğunda hemen onu zaten nakde çevireceğiz. Şu an planımız var. Aldığımıza göre şimdi bir silaj makinesi almamız şart. Özellikle çok geçim olanlarda hiç bu arada zaten çim ekmeye falan gerek yok. Olduğu gibi her yer çim tarla alanları, boş alanlar. Güzel miktarda çim, yeşil çim, silaj bir bulabileceğimize inanıyoruz. İnanmaktan ziyade görüyoruz zaten.
Karpuzunu boşalttık. Şimdi eldeki inekler 9 tane. Şimdi bir de su almak için taşınabilirler değil miydi? Yok, hayır, burada değildi. Çeşitlilerdeydi. Yok, burada da değil. Su nerede? Burada. Evet. Desert mobil. Su. Burada su. 7300 litre. 9500. 7600 litre. En iyisi bunu alıyoruz. Mod su pek bir şey yok. Bu daha iyi. Hayvan taşıma aracımızı da park ettikten sonra biraz da su dolduralım. Su, saman ve yem üçlüsünü hayvanlara verdikten sonra üretkenlik %100 artıyor. Buradan tabii gübre, sıvı gübre ve süt elde edeceğiz. Süt elde edeceğiz diye bir umut ediyorum. Çünkü mod harita olduğu için ilk defa sizlerle birlikte oynadım. Daha önce oynamak da hangi modunun çalışıp hangisinin çalışmadığını da bilemiyorum açıkçası. Süt elde edemezsek hayal kırıklığına uğrarım. Ve sonra bir sonra yüklediğim mod olan Klenio olan en büyük harita, çok büyük bir harita. İsmi Klenio ya da onun gibi Klenio gibi acayip bir Alman haritası. Kasabadan uyarlanmış gayet güzel büyük bir harita. Kilometrelerce uzun giden, tabi haritaya göre kilometrelerce değil. Harita. Biraz şuradan bedava su alalım. Tamam, takıldım. Takılmadı bir şey. O harita oldukça büyük. Güzel bir yerde güncelleme bekliyorum. Güncellemesi de geldi ama güncellemesi pek istediğim gibi olmadığı için o haritayı değil de daha düz olduğu için bu haritayı tercih ettim. Ama o harita çok daha bazı şeylere göre daha güzel bir harita. Ve size bedava su. Tankerimizi doldurduk. Şimdi hayvanları sulayalım. Bu arada oyuna yeni bir mod yükledim. Relastik Fuel diye. Yani gerçekçi yakıt tüketimi. Sağ altta gördüğünüz gibi yakıt tüketimi her şeye bastığımızda, gaza bastığımızda, elimizi çektiğimizde değerler değişiyor. Yani sarı ortalama, yeşil yakıt şey olarak daha iyi ve kırmızı çok yakıt tükettiğimizi gösteriyor. Biraz bir şey gerçekçilik kastı istedik. Şuna da gitti güzel de yani. Çok da bir
yer kaplamıyor. Suyu doldurduk. Hazır elimizde su varken diğer hayvanların da su şeylerini dolduralım. Hiç olmazsa bir sonraki şeyde bir daha suya uğraşmamış oluruz. Oyunda domuz en son alacağım, elde edeceğim hayvan. İnekçeğini yanına bırakalım ki lazım olursa buradan kullanırız. Sonunda da dur. İçeride dolmuş bu arada. Bu tarla büyük olduğu için tek seferde zaten içeride var küçük biraz. Eğer talaştan para bir kaldırabilirsek. Şurada hatta talaşı görebiliyor muyuz bakalım. Evet, 154.127 litre talaşımız var. Yani şu eğer 500 euroya çıkarsa bu da yaklaşık 75 bin euroluk malzeme yatıyor. Bu da 5 tane ağaçtan elde edilen gayet ideal bir miktar. Takalım. Ve onun haricinde şu an pek bir tohumumuz yok. Elde ettiğimiz ...87 bin, 37 bin olarak iki tane torunumuz var. Onların parası da gayet güzel. Şu an neymiş? 725 ile 746'ya çıkmışlar. Biraz daha artmalarını bekleyeceğim. Biraz daha saman toplasam mı diye düşünüyorum ama samanı tabi balya yapacağız, balya olarak bir kenara atacağız. Saman toplama şeyimiz var aslında. Ben biraz daha saman toplayayım. Stoklarımız kalsın. Para kazandıkça ekipmanların eskilerini satıp yenilerini alacağız. Daha büyüklerini, daha güçlülerini. Ki oyunun oynanabildiğinde
keyfini daha çok çıkartabilirim. Sonuçta bu oyun yani. Parayı biriktirip ne yapacağız? Bunun daha büyük olanı da var. 3 tekerlekli. 50 bin litre falan oldu yanlış hatırlamıyorsam. Balya yapsak, balyayı da saman üfleme makinesi almak. Valtran traktörünü satın aldığımızda modifiye etmiştik. Motorunu bir üst motor 40 beygir daha fazla arttırmıştık. Bu makine saman toplama makinesinin gücü hiç etkilemiyor bile. Yani bu makine traktör çok daha büyük makineler çalıştırabilecek güçte. Güzel bir traktör seçtik parasına göre. Yoksa çok daha güçlü traktörler var tabii ki. Fiyata bulabilir miyim daha güçlüsünü? Bilemiyorum. Bu sanırımız ne? Koyalım. Stok edin olarak. Stokta bulunsun. Paramıza bakacağım şimdi. Elimizdeki paraya. Bir de kredi çekebiliyorsak kredi kısmına bakacağız. Şey yapabiliyorsak bir tane. Ya sıvaj makinesi alacağım. Ya da çim biçme makinesi. Şimdi sıvaj makinesine bakalım. En dandiği diyelim 221 bin. Bizim ne kadarımız var? 97 bin. Bu biraz kalacak galiba satış yapana kadar. Normal çip biçme kafası alsak. .2 3.1 şunu alırız. 90 beygir güç tüketiyormuş. 66 kW. Evet gelin.
Seni bir sıfırlayalım bakalım. Sen de sıfırlan. Sen de. Bir sonraki bölümde çimlerimizi biçeceğiz. Biraz çim, yeşil çim yapacağız. Onunla da arkasına bir de büyük makine takıp kuru ot yapmayı düşünüyorum. Böylelikle ineklerden daha fazla verim alabiliriz. Gübre 25, üretkenlik 0 tabi. Temizlik %100, su dolu, saman, çim, slash, kuru ot. Güç besini olduğu zaman %100 olacak. Şimdilik benden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Esen kalın.